Merhaba arkadaşlar. Çağdaş Türk Dünyası dersini Sovyet döneminde Orta Asya konusuyla başlayacağız. Bu programda Orta Asya ve Türkistan terimleriyle hangi coğrafi bölgenin kastedildiğini, Sovyetler Birliği'nin kuruluş tarihi ve Türk Cumhuriyetlerinin Sovyet hakimiyetine girme sürecini, çağdaş Orta Asya devletlerinin sınırlarının nasıl oluştuğunu, Orta Asya'da yürütülen Sovyet politikalarını ve etkilerini, Türk Cumhuriyetlerinin nasıl bağımsız olduğunu ele alacağız. Orta Asya 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce bu birliğin bir parçası olarak ele alınmıştır. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Orta Asya bölgesi bağımsız ve özgün bir araştırma konusu haline gelmiştir. Günümüzde Orta Asya dendiği zaman Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın kapsadığı coğrafi bölge akıllara gelmektedir. Ancak tarihsel ve kültürel açılardan bakıldığında Orta Asya'nın aslında çok daha geniş bir coğrafyayı temsil ettiği görülür. Moğolistan ve Doğu Türkistan'dan başlayarak Kuzey Afganistan ve Kuzey İran'ı da kapsayacak biçimde Hazar Denizi'nde son bulan geniş coğrafya bölge Orta Asya olarak tanımlanabilir. Modern Orta Asya'da yer alan bağımsız cumhuriyetler yan taraftaki haritada sunulmuştur. Sovyetler Birliği yönetiminin Orta Asya bölgesi üzerindeki etkilerini inceleyecek olursak, Sovyet idaresinin hakim olduğu süreci, yani 1922'den 1991'e kadar geçen yaklaşık 70 yıllık bir dönemi ele almak yararlı olacaktır. Bu dönem bölgeyi büyük ölçüde değiştirmeye yönelik bir hareket olmuştur. Bazı araştırmacılar tarafından başarısız dönüşüm olarak kavramsallaştırılan bu süreç, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sona ermiştir. Sürecin sonunda 5 Orta Asya Cumhuriyeti bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Orta Asya'daki gelişmeleri daha iyi anlayabilmek için Sovyetler Birliği'nin kuruluş süreci ve bu süreçte etkili olan temel kavramları bilmek yararlı olacaktır. Rusya'da 1917 yılında gerçekleşen devrimler bazı sonuçları doğurmuştur. Avrupa ve Asya siyasi yapısı yeniden biçimlenmiş, Rusya İmparatorluğu yıkılarak yerine Sovyetler Birliği kurulmuştur. Ayrıca 20. yüzyıl boyunca etkili olan komünist ideoloji uygulanma imkanı bulmuştur. Bu süreçte Orta Asya'daki Rus hakimiyeti Sovyetler Birliği adı altında devam etmiştir. Bahsi geçen 1917 devrimlerinden önce 19. yüzyıl ortalarında Rusya İmparatorluğu Çar II. Alexander önderliğinde büyük reform hareketi başlatsa da başarılı olamamıştır. 1905 devrimi meydana gelmiş ve Çarlık rejimi siyasi gücü halkla paylaşmaya razı olmuştur. İlerleyen dönemlerde radikal siyasi gruplardan olan Bolşevik adlı sosyalist grup öne çıkmıştır. Lenin, ünlü düşünür Karl Marx'ın devrimci sosyalist fikirlerini dogmatik bir komünist ideolojiye dönüştürmüştür. Rusya halkı 1917 yılında savaşın getirdiği yenilgi, yıkım, ekonomik çöküş ve siyasi istikrarsızlığın pençesindeyken radikal grupların da etkisiyle iki devrim gerçekleştirmiştir. Şubat 1917'deki ilk devrimle Çarlık rejimi yıkılmış, Ekim 1917'de ise Bolşevik devrimi gerçekleşmiştir. Bu devrimlerin Orta Asya üzerinde etkileri elbette olmuştur. Orta Asya'da Sovyet hakimiyetinin kurulması sürecini Çarlık döneminden itibaren ele almak gerekir. Bugünkü Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ı kapsayan bölge Çarlık Rusyası zamanında resmen Türkistan Genel Valiliği adı altında yönetilmiştir. Kazak Bozkırları ise Bozkır Genel Valiliği kapsamında yer almıştır. Ayrıca iki hanlık bölgede yer almıştır. Bu hanlıkların isimleri Hive Hanlığı ve Buhara Emirliğidir. İmparatorluk dönemi uygulamaları Sovyet dönemindeki ayrımı da etkilemiştir. Sovyet döneminin başlangıcını içeren 1917-1922 arasındaki 5 yıl boyunca yaşanan siyasi hareketliliğin bir sonucu olarak Türkistan halkları, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler ve Türkmenler genel Rusya siyasetine dahil olup kendi kaderlerini tayin etmeye çalışmışlardır. Orta Asya için Fiubat devriminin anlamı özellik olmuştur. Alaş özelliği ve Hokant özelliği gibi başarılar elde edilse de ilerleyen dönemlerde Kızıl Ordu ile mücadeleye dayanamayan bu yurtlar Bolşevik hakimiyetine girmiştir. Sonuçta Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği 1922 yılında tüm Orta Asya halkları üzerinde hakimiyet kurmuştur. Günümüzde Orta Asya'da bulunan cumhuriyetlerin sınırları Sovyet yönetimi tarafından 1924 yılında başlayan ve uzunca bir süre devam eden bir süreç sonucunda belirlenmiştir. Günümüzde bile tartışmalara yol açan bu sınır belirleme politikası çağdaş Orta Asya siyasi coğrafyasını ortaya çıkarmıştır. Sovyetler Birliği sınır belirleme politikasıyla başlıca dört amacı gözetmiştir. Öncelikle Orta Asya bölgesinde tam hakimiyet sağlanacak, Sonrasında ekonomik olarak daha verimli bir yönetim bölümlenmesine gidilecekti. Ayrıca bu bölümlenme sayesinde milliyetçi hareketlerin önüne geçilecek ve dini bir uyanışın olması engellenecekti. Buna karşın Orta Asya'da aydınların ve halkın büyük bir bölümü birleşik bir Türkistan fikrini paylaşmıştır. Sovyet yönetimi ise buna sıcak bakmamış Temel prensip olarak her halkın kendi kaderini tayin etme, yani kendi idari sistemini belirleme hakkı olduğunu iddia etse de uygulamada farklı yaklaşımlar sunmuştur. Orta Asya halklarının Sovyet idaresini şekillendirmek amacıyla öncelikle 1924 yılında Özbek Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti ve Türkmen Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti olmak üzere iki birlik cumhuriyeti oluşturulmuştur. Tacikistan Özbek Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti içerisinde özerk cumhuriyet olarak yer almıştır. Eski Bozkır vilayeti topraklarında ise 1920 yılında Kırgız yani Kazak Özerk Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti kurulmuştur. Belirtilmelidir ki Rusçada Kazak kelimesi Slav kökenli bir başka halk için kullanılmıştır. Rusçada Kazak halkı dendiği zaman Don Irmağı boylarında yaşayan Türklükle bir ilgisi olmayan Slav kökenli bir halk kastedilmiştir. Ruslar, Türk kökenli Kazaklar için Kırgız adını kullanmıştır. Bu bağlamda Kazak halkının yaşayacağı cumhuriyetin adı Rusça resmi kaynaklarda Kırgız Özerk Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti olarak geçmiştir. Kırgızlarsa Kara Kırgız Özerk Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti idaresi altında toplanmıştır. Her iki idari yapı Rusya Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti'ne bağlı olarak kurulmuştur. Yandaki haritada Orta Asya'da Sovyet sınır belirleme çalışmalarının ilk aşaması sunulmuştur. Harita 1924'teki durumu göstermektedir. Ayrıca Stalin gücünü pekiştirebilmek amacıyla 1936 yılında yeni bir anayasa hazırlatmıştır. Bu anayasa çerçevesinde günümüzdeki Orta Asya siyasi coğrafyası nihai biçimine kavuşmuştur denebilir. Günümüzde de değişmeyen, devam eden sınırlar dahilinde 5 Orta Asya Cumhuriyeti şekillenmiştir. Sovyet yönetimi artık bir sonraki adımı atıp Sovyet insanını oluşturmayı hedeflemiştir. Yeni kurulan Sovyet yönetimi imparatorluktan farklı uygulamalar getireceğini ifade etse de siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında köklü değişikliklerle sömürgecilik faaliyetlerini Orta Asya üzerinde uygulamıştır. Siyaset alanındaki en önde gelen politika yerli, yerelleştirme olarak bilinen siyasi kadrolarda yerel halka da yer verilmesi sürecidir. Ancak bu farklı emeller için kullanılmıştır. Ekonomideki en kapsamlı politika, göçebelerin yerleşik hayata geçirilmesi ve tüm tarımsal faaliyetin özel teşebbüsün elinden alınarak sovhoz ve kolhoz adı verilen büyük devlet çiftlikleri eliyle yürütülmesidir. Kültür alanındaki en büyük değişiklik ise Alfabe değişiklikleri ve eğitimin Rusçalaştırılmasıdır. Bu üç alandaki Sovyetleştirme politikası yaklaşık 70 yıl boyunca uygulanmıştır. Bu uygulamalar, Orta Asya bölgesinin sömürge olarak kalmasını hedefleyen Sovyet emperyalist yaklaşımını ortaya koyar. Dünyanın süper güçleri arasında yerini alan Sovyetler Birliği 1970'lerde büyük bir ekonomik durgunluk yaşamıştır. Buna bağlı olarak ilerleyen dönemlerde Sovyetler Birliği liderliğine gelen Gorbaçov çeşitli düzenlemelere gitmiştir. Ekonomide yeniden yapılanma yani perestroika politikası ve toplumsal hayatta açıklık ve serbestlik yani glasnost politikası uygulamaya konmuştur. Ancak glasnost politikaları Sovyet Cumhuriyetlerinde özgürlük taleplerini canlandırmıştır. Sovyetler Birliği Devleti 26 Aralık 1991 yılında alınan kararla resmen ortadan kalkmış, Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte 15 yeni cumhuriyet kurulmuştur. Bunlardan 5'i Orta Asya bölgesinde yer alan cumhuriyetler olmuştur. Evet sevgili arkadaşlar, Sovyet döneminde Orta Asya konusu burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.